Otomotiv sektörü dendiği zaman tabii ki erkek egemen bir sektör akla geliyor ama şirketimiz çalışma alanlarında artık satış sonrasında ve hatlarda artık biliyorsunuz kadın çalışanlarımız olmaya başladı. Bu tarz çabaların oluşu tabii ki Tofaş'ın içtenlikle bu bakış açısını kırmak için nedenli çaba sarf ettiğinin bir sonucu. Bilişim teknolojilerinin sürekli yenilenmesiyle tüketici tarafında da beklentiler otomotiv sektöründe de sürekli artıyor. Dolayısıyla ben çok çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Birazcık daha kadınlar yer alırsa kadınların beklentilerine göre bile araç üretimleri olacaktır. Aksesuarlara kadar yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kadınlar daha çok araba satın almada karar verici diyebiliriz. Showroomlarda bile daha çok kadınları görüyoruz. Daha çok anneleri görüyoruz. Daha çok babaanneleri görüyoruz. Daha çok kalabalıkları görüyoruz. Showroomlarda satın alma kararında çok etkililer. Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesinde kız öğrencilere destek olmakla başlayıp daha sonra fabrika üretim hattında kadın çalışanların görev almasını sağlamıştır. Otomotiv sektörü aslında biraz erkek egemen bir sektör gibi görünüyor dışarıdan. Böyle bir algı var ama yani günümüzde aslında bu algı biraz da kırıldı diyebiliriz. Çünkü kadınların iş hayatındaki yeri arttı. Eğitim hakları biraz daha yükseldi. Daha fazla eğitim almaya başladılar. İş hayatına daha çok yer almaya başladılar. Bu tabii bütün sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörüne de yansıdı. Otomotiv sektörü ağır ve zor şartlar olmasına rağmen kadınların birçok sektörde başarılı olduğu gibi otomotiv sektöründe de başarılı kalıtladılar. Çoğu insan otomotiv sektörü dediği zaman zor koşullarda nasıl yapıyorsunuz, orada çalışabiliyor musunuz, ortam nasıl diye merak ediyor ama benim gayet güzel, yani sağlıklı çalışabileceğim bir ortam. Otomotiv sektörü yetkinlik, emek ve sorumluluğun ön planda olduğu bir sektör. Kadın sürücülerin son yıllarda artmasıyla birlikte ve otomotiv sektöründe çalışan kadınların artmasıyla birlikte kadınlar otomotiv konusunda iyi bir bilince sahip olmuşlardır. Bu işte kadın olarak görev almak bana göre büyük bir avantajdır. Neden derseniz olaylara, konulara, her şeye duygusal olarak yaklaşımımız sayesinde kullanıcılarla aramızda ciddi bir empati sağladığımızı düşünüyorum. Biz kadınlar da araç kullanıyoruz. Bizlerin de marka tercihleri var, beğendiğimiz araçlar var, beğendiğimiz donanımlar, aksesuarlar var. Dolayısıyla aynı şekilde bizlerin de ilgisi var otomotiv sektörüne. Kadınlar artık kendi otomobillerini kullanmakta, kendi araçlarını satın almakta, seçmekte söz sahibiyken üretiminde, tasarımında veya satışında neden söz sahibi olmasın? Bence kadının tabii ki bazı içgüdüsel getirilerini iş yaşantımıza hani montajlayabiliyoruz ama elbette ki kadınlara da erkekler kadar fırsatlar sunulursa pekala bir erkeğin farklı yaptığı bir şeyi bir kadın da o kadar farklılıkla yapabilir. Kadınlar diğer çalışma alanlarında olduğu gibi bu sektörde de erkeklere göre daha pratikler diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar aile hayatlarında da iş hayatlarında da birden fazla işi aynı anda, aynı hızla, aynı başarıyla gerçekleştirebiliyorlar. Yani bu konuda erkeklerden daha pratik olduğumuzu söyleyebilirim. Yani otomobil mekanik ağırlıklı bir ürün. Teknoloji üstün bir ürün belki, üretim hatları öyle. Ama kadınların duygusal zekası biraz daha yüksek. Bu anlamda bence biz otomobile biraz duygu katıyoruz. Kadına erkeklere göre daha detaycı ve titizdir. Kadınların güçlü yönü daha titiz ve detaycı çalışmalarıdır. Bu şirkete geldiğinizde otomotivlerle ilgili çok fazla bir şey bilmeden başlıyorsunuz. Ama çalışmaya başlamanızla birlikte işte aracın fabrikada üretim sürecinden tutun da teknik donanımlarına kadar, ruhsat tescilline kadar bir sürü konuda bilgi sahibi oluyorsunuz. Dolayısıyla Tofaş'ta çalışmak bir kadın için çok öğretici diyebilirim. Kariyeriniz için yapmak istediğiniz bir şeyi cinsiyetten dolayı yapamamanız söz konusu değil burada. Tofaş'ta kadın olmak demek, çabanın, emeğin ve başarının bir parçası olmak demek. Çünkü biz görevlerimizi yerine getirirken ne pozitif ne de negatif ayrımcılık yaşıyoruz. Tofaş'ta kadın olmak gurur verici bir ayrıcalıktır.
Kadın ve erkek olarak birçok ön yargıyla yetiştiriliyoruz. Bu ön yargıları aştığımız zaman gerçekten tüm bireyler olarak özgürleşeceğimize inanıyorum. Bu konuyla ilgili ben de ilk adımımı ülkem için toplumsal cinsiyet eşitliği projesinde gönüllü eğitmen olarak TOFAŞ içerisinde tüm çalışanlarımıza eğitim vererek başlamış olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de eşitlik kavramının doğru nitelikte açıklandığı konusunda benim sıkıntılarım vardı. Çünkü aldığımız geri bildirimler hep bu yöndeydi. Verdiğimiz seminerler nezdinde artık bunun değişmeye başladığını görüyorum. Açıkçası bunların geri bildirimlerini bu denli güzel alabiliyor olmak benim açımdan çok güzel. Devlette, sanayide çalışan kadın oranı arttıkça, istediği eğitimi alan, istediği işleri yapan kadın oranı arttıkça, ki bu aslında erkekler için de geçerli, bu eşitsizlik dediğimiz şey aslında yavaş yavaş ortadan kalkacak bence. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum.